Kanka baş boşluğu çok bırakıyorsun bak, ben önden görüyorum. Şu kadrajı yapmayı öğrenemedin ya. Senin de bu arada seyrettim birkaç bölümünü, çok sıcakkanlı anlatıyorsun. O kadar sıcakkanlı anlatma. İnsanlarla aranda bir sınır olsun. Hiçbir şey yapmıyordum. Ha bir şey, ama o da bir oyunculuktur, hiçbir şey yapmadım. Sessizlik bir oyundur genç yani. Adam. Evet. Burayı abi nereden aklına geldi kurdum? Şeytanın yani, aklına gelmeyecek olan bir soruyla başladı. Ha ne kadar az yaşlı mıyım? Yani. Selçuk alır mısın buradan? Hayır o konuya girmeyeceğim. Manyak mı lan Hayır. bu adam? Yeter be. Çıkma sakın. Hiçbir zaman kesme, gebertirim seni, tamam mı? Evet. Evin oğlu şekli. Aynen. Sen öyle görünen bir oyuncusun gibi geliyor. Evet, evet. Buna katılıyor musun? Buna katılıyorum. Oh nihayet bir tezime katıldı. Şükür. Evin oğlu, evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Sizi çok güzel bir yerle tanıştıracağım. İstanbul'da bulunan Tekerruat Fulya ismindeki bir mağaza ile tanıştıracağım. Aslında 4-5 yıldır faaliyette olan ama bizim bir türlü böyle toparlayıp da hadi gidelim şurayı tanıtımını yapalım diyemediğimiz bir yer. İçine girdiğimizde emin olun şaşıracaksınız. Bir motosikletçinin çok hoşlanacağı, çok beğeneceği şeyler var içeride ama ben şimdi kameramı elime alayım. Kendim size. Önce şu dışarıdan başlayayım abi. Tekerruat Fulya. Burada her şey tekerruat. Kapımız burada. Burada bir tane elektrikli bisikletimiz var ama ben içeri girmeden özellikle şunu göstermek istiyorum ipucu olsun diye. Şurada bir BMW R50 görüyorsunuz. 1960 modelmiş ve şu anda aktif olarak çalışabiliyormuş sevgili arkadaşlar. Bu selesini ve arka kısmını ayırmışlar. Yani üzerindeki bu masa çıkarılıp tekrar üzerine konulup çalışır hale getirilebiliyormuş. Buranın sahibi bu motosikleti bir şeyden, çöplük mü diyelim ona, ne diyelim, hurdadan almış ve hani bakımlarını yapıp bir süre kullandıktan sonra da böyle bir tasarım, dizayn haline getirmiş. Gelen konuklar rahatlıkla oturabilsin diye böyle masaya montelemiş. Hakikaten çok güzel olmuş. Şöyle şuradan da göstereyim. BMW R50'nin masa haline dönüştürmüş hali. Gerçekten çok ilgi çekiyor. Çok ilginç ve bize şu ipucunu veriyor. Burada çok ilginç şeyler var. Hadi başlayalım. Şöyle mağazaya girerken karşımıza Husqvarna, Triumph, Ducati, Leica, Bridgestone, Lambretta gibi markaları çıkıyor. İçeri gelelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle içeri girdiğinizde böyle içinizi açan, gerçekten böyle ooo ne güzel bir yermiş burası dedirten, böyle saatlerce gezilecek sergi gibi, müze gibi bir mağaza burası. Şöyle hiç karışıklık yaşamadan şöyle baştan başlayayım. Burada Stikoko'nun elektrikli motosikletleri, skuterları var. Şuraya çevirdiğinizde çok eski yıllardan kalma, galiba 50'ler mi, 60'lar mı, 70'ler mi bilmiyorum, bir film oynatma makinesi var. Gerçek bir film oynatma makinesi ve hani bu da şey yapılmış, böyle revize edilmiş. Renklerle falan böyle daha böyle modern hale getirmiş. Daha böyle görsel olarak da çok güzel görünmesi sağlanmış. Gerçek bir film makinesi. Sonra buraya doğru geçiyorum. Bu gerçekten bir pompaymış ve hani boyanmış, tasarlanmış, böyle retro hale getirilmiş ve hani burada gördüğünüz her şey satılık sevgili arkadaşlar. Yani bu film oynatma makinesi, bu pompa satılıkmış. Burada aksesuarlar falan var. Burada yine Stikoko'nun böyle bisikletlerini, elektrikli bisikletlerini görüyorsunuz. Arkada bu fuarda belki görmüşsünüzdür. Volkswagen çamurluğundan yapılma motosiklette, motosiklet denmez buna. Böyle ilginç araçları görüyorsunuz. Çocuklar için galiba yapılıyor bunlar. Şurada görmüş olduğunuz uçak da 2025 yılında uzaya fırlatılacak ve 100 kişiyi taşıyacağı söylenilen uzay aracının maketiymiş. Ve Amerika'da bu 150 tane üretilmiş. Buranın sahibi bu maketi bulunca fiyatını vermiş ve satın almış. Satın alabiliyorsunuz 4000 dolarlar civarında falan diyorlar ama değerli bir parça olduğu zaten belli. Hemen sol tarafa doğru döndüğümde de burada yine bisikletler, cüzdanlar, bileklikler, böyle aksesuarlar, evinize koyabileceğiniz aksesuarlar, bufflar, bandanalar. Burada yine tarihi mistik retro havası veren bir daktilo. Triumph'ın daktilosu hatta bu. Sadece daktilo deyip geçmeyeyim. Triumph'ın üretmiş olduğu bir daktilo. Burada Triumph'ın bir deposu. T100 deposu galiba bu. Evet retro bir mağaza ama güncel teknolojiye sahip olan modellerin de satıldığı, ürünlerin de satıldığı bir yer. Bunu şöyle göstereyim. Peugeot'un modellerini görüyorsunuz burada. Şöyle başlayayım. Peugeot'un Kispe 50
versiyonu, Kispe Edition versiyonu. Metropolis 400, benim de incelemesini yaptığım, kanalımızda videolarını bulabileceğiniz bir modeli. Hemen burada Peugeot'un aslında en klasik, en retro görünen 1950'lerin Paris'ini andırdığı söylenilen Django 150 var ki Django'nun 50cc'lik versiyonunun geleceğini öğrendik. Hemen burada da Kispe'nin, yine 50'lik Kispe'nin Nardo Grey renginde başka bir versiyonunu görüyorsunuz. Ve şu bilgiyi özellikle vereyim. Benim bilgim böyle, birazdan sorarım sahibine. Sahibi diyorum, sahibini görünce de şaşıracaksınız. En çok Peugeot satan mağaza burası diye biliyorum ben. Birazdan sorarız bakalım. Peugeot modellerini bu mağazada bulabiliyorsunuz. Hemen geçelim, başka neler var? Şu sol tarafa dönmedim hiç. Girişte sol tarafta Tucano Urbano'nun kaskları var. Premier kasklar var. Ama hep farkındaysanız böyle şey kasklar. Retro kasklar. Böyle sportif veya adventure kasklar değil. Hep retro. Bu burada satılan motorlara uygun kaskları görüyorsunuz. Şuralarda mesela kahve makineleri var. Kahve fincanları var. Buralarda böyle sandaletler var. İlginç. Burada bir tartı aleti var. Herhalde bebek tartı aleti bu. Çocuğu olanlar bilir. Burada yine klasik bir daktilo var. Klasik daktilo neyse. Daktilo var ya. Daktilolar zaten artık klasik oldu. Hemen şöyle sola doğru dönelim. Burada ilginç bir araç daha var yine. Çocuklar için yapılmış yine galiba. Dört tekerli. Küçük bir Volkswagen T1'e benziyor. Askılıklar, tişörtler. Başka böyle tanımlayamadığım cisimler. Yine klasik kasklar. Sweatshirtler var. İlerleyelim. Başka neler var bakalım. Burada yine bir film makinesi var. Gerçekten çok güzel bir görseli var ya. Burada yine eski stil bir şey var. Dolap. İçerisinde maskeler var. Hemen yanında bu İngiltere'nin telefon kulübeleri biliyorsunuz meşhurdur. Gerçek bir telefon kulübesi var. Bakalım hakikaten açılıyor mu? İşlevsel mi? O hakikaten işlevsel. Merhaba. Ama burayı soyunma kabini olarak kullanıyorlar büyük ihtimalle. Mantıklı, güzel. Ve gerçekten çok egzotik bir hava katıyor bulunduğu ortama. Hemen sola dönelim. Burada Rider denimin montlarını görüyorum. Bu efil montu. Yazlık montları. Ve aşağıda da pantolonlarını görüyorum. Scooter'lar biliyorsun son dönemlerde çok meşhur oldu. Şehirde kullanmak için çok avantajlı olduğu için. City Coco'nun scooter'larını görüyorsunuz. Elektrikli scooter'lar. Ve şurada Leica'nın fotoğraf makinelerini görüyorsunuz. Yani Leica'nın da aynı zamanda bayisi olduğunu anlıyoruz buradan. Aynı zamanda neler var? Bu kablolar var. Cep telefonu için gerekli olan Wi-Fi genişletme adaptörleri var. Küçük hoparlörler, kulaklıklar var. Burada Belin kaskları var. City Coco'nun bu meşhur çamurlukları var. Bu Şener Şen'in şeyi işlenmiş üzerine. Vecihi figürü işlenmiş üzerine. Güzel görünüyor. Burada yine böyle bir tasarım. Triumph'ın bir tasarımı olan bir deponun herhalde bir imitasyondur bu. Gerçek mi bilmiyorum ama güzel bir şey var. Bunu göstereyim. Abi burada da bizim 80'li yıllardan kalma bir Atari oyun konsolu var. Biz çocukken bizim oyun konsollarımız, oyun oynadığımız şeyler bunlardı. Atari salonlarına giderdik, jeton atardık ve o jetonlar yettiği kadar, paramız yettiği kadar alır ve oynardık. Şöyle bir göstereyim bakın. Bir motosiklet yarış oyunu bu. Hakikaten böyle gidon yapmışlar. Bastığınızda çalışıyor mu bakayım? Yok, çalışmıyor. Jeton lazım buna. Çalıştıramadım. Birazdan sahibine söylerim. Bir tur oynamak isterim bu oyunu. Hatta şöyle bir bilgi aldım. Hani burayı ziyaret edenler bu eski Atari konsoluyla gelip oynayabilirlermiş. Bunun da bilgisini aldım. Hemen sola döneyim. Burada Django'nun kırmızı renkli klasik bir versiyonunu koymuşlar ki Django hakikaten görsel olarak çok güzel görünüyor abi. Hem fiyat olarak hem de görsel olarak gerçekten tam bir şehir skuturu dedirtiyor. Peugeot'un da en çok böyle dikkat çekici, ilgi çekici talep edilen modeli ve çok yakın zamanda 50cc'lik modelinin geleceği söylendi. Onun bilgisini de vermiş olayım. Şöyle göstermişken gösterge panelini ve kontrol tuşlarını da göstereyim size. Koltuğunu göstereyim, böyle güzel işlenmişleri. Gerçekten güzel. Burada çay kahve içmek için ayarlanmış bir bar bölümü var. Burada makyaj yapmak için. Tabii sahibini biraz sonra tanıtınca anlayacaksınız. Sahibi oyuncu olduğu için bu tasarımı da buraya eklemiş. Hemen şurada şeyi görüyorsunuz. Cem Yılmaz'ın filminde Ozan Güven'in canlandırdığı Robot 216'nın fotoğrafını görüyorsunuz.
Burada da yine Vespa, oturma dinlenme bölümleri, klasik bir içki kutusu gibi şeyler var. Şimdi detay çok. Tavsiye ederim, gelin buraya bir gezin dolaşın. Hakikaten şey gibi, böyle bir müze gibi bir yer. İnsan içeride gezerken böyle şey yapıyor. Eğleniyor, zevk alıyor. Aa bu neymiş falan diye böyle güzel zaman geçiriyor. Tavsiye ederim buraya gelin ama şu röportajımızı, birazdan yapacağımız röportajımızı da mutlaka izleyin. Sahibi çok tanıdık biri ve gerçekten bir motosiklet hastası ki böyle bir ortam oluşturmuş. Bakalım niye oluşturmuş, neden böyle bir yer kurma ihtiyacı duymuş ve burada neler yapıyorlar? Onları birebir kendisine soralım. Hazır mıyız genç adam? Harikulade. Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şu anda Tekerruat'tayız. Tekerruat yaklaşık 2017'de açıldı. Değil mi Bahadır? Evet. 2017 Nisan 1'de açılmış. Hobi mağazası olarak ilk hayatına başlamış. Daha sonra paranın dibine vurmuş diye böyle saçma sapan bir hale getirdim. Sonra bir anda bir sürü markanın burada satış temsilcisi olarak hayatını idame ettirmiş. Tatlı küçük bir mağaza. Senin de bu arada seyrettim birkaç bölümünü. Çok sıcakkanlı anlatıyorsun. O kadar sıcakkanlı anlatma. İnsanlarla aranda bir sınır olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar, aslında benim açılış yapmam ve bu soruyu sorup direkt öyle başlamamız lazımdı ama Kamil abi bir oyuncu olduğu için, bu işleri çok iyi bildiği için direkt açtı ve hiç bana soru sorma ihtiyacı dışarıda kalmadı. Dışarıda hiç oynamıyorum. Dükkan benim en rahat olduğum yerlerden biri. O yüzden hiç buralarda geçen çok rahat. Geçen bir video vardı. Şeyi paylaşmıştınız. Müşteri geliyor, bu kaç lira, kaç basıyor falan, arasındaki farkı falan soruyordu. Orada mesela oynuyordun abi. Hiçbir şey yapmıyordum. Ha bir şey, ama o da bir oyunculuktur. Sessizlik hiçbir şey oyundur yapmadım. Genç adam. Ha 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 ha. Evet. Kamil abi, öncelikle selamlar abi. Nasılsın, iyisin? Şahaneyim Selçuk'cum, valla gayet iyiyim. Ne kadar güzel yaptın gelmekle. Güzel mi yaptı? Ben böyle işten mi söyledim bunu? biraz şey oldu abi. Evet, işten, çok da işler olmadı. Söylemiş zorla her dakika aradı. Biz böyle şeyleri kabul etmiyoruz. Bu bizim için bir angarga dememize rağmen angarya olmadığını buraya gelip gördü. Sabahtan beri adam için motosiklet düzeltiyoruz. Ortalığı temizledik ya. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi abi ben uzun zamandır buraya gelip aslında bir çekim yapmak, insanları tanıtmak istiyordum. Biliyorum. Çünkü devamlı hep rahatsız ediyorsun. Sizin aktif olarak da böyle sosyal medya hesaplarını kullanıyorsunuz. Bana evet. Mesela Anadolu'ya gittiğimde soruyorlar. Teferruat Fulya diye bir yer var. Hani gittin mi, bir oyuncu abimizin yeriymiş falan diye. Ciddi soruyorlar mı? Ciddi bunu soruyorlar abi. Anadolu'da çok karşılaştım ben bununla. Takip ediyorlar çünkü takipçi kitlen de var bayağı epey senin. Öyle tahmin ediyorum. Yok, ben hiç sosyal medyayla çok ilgilenmiyorum. Bahadır daha çok ilgileniyor. Ya da beni takip edenler seni de takip ettiği için ha, soruyorlar belki. Yani. Aynen. Aynen. Aa, ne tatlısınız. Ama ya. Bir çok türlü teşekkürler. Hani, eyvallah abi. Bir fırsat bulup da hani gelip şey çekememiştik. İyi oldu bu vesileyle. Evet, iyi oldu. Sen zaten bu kadar uzun konuşuyoruz. Büyük ihtimalle montajla atacaksın. Aynen, senin aynen. Hızlı montajın var. Aynen, evet. Çoğunu atacağız abi. Evet. Kamil abi, merak ettiğim soru şu. Burayı abi nereden aklına geldi kurdum? Şeytanın yani aklına gelmeyecek olan bir soruyla başladım. Önce bunu söyleyeyim. Herkesin abi, sorduğu bir soru. Evet, herkesin sorduğu bir soru. 2017 yılında en son ben Flinta diye bir işte oynuyordum. O iş bittikten sonra evde, şu üst katta oturuyorum ben bu arada. Oradan şu boşluğa bakarken dedim ki ya Allah'ım, 7 ay baktım ben o boşluğa. Çok hareketli bayağı bir boşluk çünkü. Abi. Evet. Dedim ki ben bir şey yapayım yani. Kaç 95'ten beri motosiklet kullanıyorum. Bir sürü motorum oldu. Bu işi de seviyorum. Böyle aşağıda küçük bir hobi mağazası açsak falan. İşte eşimle falan da konuştum. O da benim çok uzaklara gitmememden dolayı çok mutluluk hissettiği için gözümün önünde oldu dedi. Ve aşağıdaki dükkanı biz tuttuk ve işte ufak tefek elektrikli araçları ben seviyorum. Çünkü elektrik elektronik okumuştum ben oyunculuktan önce. Ondan sonra en azından onlarla biraz daha haşır neşir olurum diye düşünürken bir anda böyle garip garip hareketler, garip garip markalar ve satışlara ulaştık. Böyle peki ben hani buraya şey diye tanıttım. Aslında elektrikli farklı varyasyonlu şeyler var ama hani bir motosiklet mağazası aslında. Konsept motosiklet, evet, üzerine kuruldu değil mi? Kesinlikle öyle. Elektrikli ürünler bizim en çok sattığımız ürünlerdi ilk sene. Daha sonra işte Ducati Triumph'la bir ortaklaşa bir şeyler yaptık. Sonra Peugeot geldi. İşte Brixton girdi. Husqvarna geldi. Sırasıyla bir sürü marka girdi dükkana. Ve ondan dolayı da bir anda çok çeşitli oldu. Onun dışında Leica fotoğraf makinesi de var. Espresso Perfetto'nun roket kahve makineleri de var. Hani sırf motosiklet mağazası değil. Çünkü ben hep baz olarak kendi eşimi alıyordum. İçeri girdiğinde ilgilenecek şeyler varsa bir kadın gözüyle. Adamı da psikolojik olarak burada rahat bir şekilde tutuyor. Ve bu da alışverişe, satışa yönelik bir hareket oldu. Bir strateji aslında bu. Nasıl düşünmüşüz? Çok güzel abi. Genel olarak ama konsept retro, vintage, klasik. Abi ben zaten yaşlı bir adamım bu noktadan kaç sonra. Kaç yaşındasın abi? 50 yaşındayım ben. Çok da yaşlı da sayılmaz. Ha, ne kadar az yaşlı mıyım? Yani Selçuk alır mısın buradan?
Abi, ben 40 yaşındayım abi. Ya. Ben kendimi genç hissediyorum yani. Eyvallah. Olsun. Herkesin hatası olur. İnşallah düzelirsin. 40 bu arada genç değil kanka. Eskiden değildi. Artık genç abi. Evet. Ben hani çocukluğumdan falan. Ulan dur geyik yapıyorsun. Boş ver. evet. Eski şeyleri daha çok seviyorum. Mesela bu çocuğun evet. Peugeot Django'nun bu kesimi, hatları büyük yakışıklı yani. Hani onun dışında gidişi, koltuk dizaynı, uzun arkaya o Chevrolet Amerikanlardaki bir hikayesi, bir şey falan yıkılıyor. O yüzden Django bence bugüne kadar yapılmış en güzel tasarımlardan biri. Üstelik Vespa'dan da daha önce Peugeot şey üretti, scooter üretti. Ha scooter tabii yani ki. Daha da eskiler. Django çok klasik, çok güzel. Hatta tanıtımında da şey denir. 1950'lerin Paris'ini yansıtması için tasarlanmıştır falan diye. Ama burada şeyler de var. Bu 50'lik kisbe modeli, Peugeot Metropolis falan var. Hatta gelecek olan yeni versiyonların da geleceğini öğrendim evet, sana. Evet. Neden abi Peugeot üzerinde hani bu kadar? Niye Peugeot daha fazla burada? Abi ben galiba şeyi seviyorum. Mesela Husqvarna'yı da ben çok seviyorum. Çünkü Avrupa çizgilerinde olan motosikletler benim daha çok hoşuma gidiyor. Hmm. Mesela Triumph'ı daha çok seviyorum. Evet. İşte Steve McQueen serisiyle ilgili... Çok oyuncaklı, çok tatlı ve hikayesi olan ürünleri seviyorum. Biraz önce işte Vespa'dan daha eski bir markanın işte yılını bilmem nesini konuştuk. Bir masalı, bir hikayesi var. Böyle olan ürünler de binerken de aynı zamanda da o hikayeyle yaşıyorsun motosikleti. Japon makinelerde daha çok iyi, kaliteli bir ürün ama çok kişiselleştirilmemiş, gündelik kullanımda daha mutlu edici ürünler üreten bir firma olarak görüyorum ben onları. Hmm. Bu çocuklarda daha bir şekli şemali, Vespa da öyle mesela. Şekli şemali, bir yaşam stili olan, tarzı olan markalar ve bunlardan yana hep ben seçimimi yapıyorum. Peki şöyle bir dedikodu var. Çok piyasada. Güzel konuşmadım mı? Harika konuştun abi. Bahadır. Hayranlıkla izledik yani. Teşekkürler. Şöyle bir dedikodu var abi. En çok Peugeot satan bayi sen misin diye söyleniyor, doğru mu? Abi söyleniyor. Olabilir. Çünkü Peugeot'un yanında biz Brixton ve Lambretta'nın da aynı zamanda bayisiyiz. Mesela Brixton'a biz bayıldık. Neden? Çünkü sahipleri İngiliz, Avusturya'da şirket kurmuşlar. Ve adamların doğal olarak büyüdükleri sanayi devrimiyle beraber büyüdükleri, gördükleri makinelerde İngilizlerin işte BSA'sı, Triumph'ı bu tarz makineler. Üslup olarak yine ürettikleri makineler de Brixton'da yine o segmentte ve o yapıdan çıkan ürünler. Kafalar öyle yani. Peugeot İsotlar grubu İlk önce Lambretta'yı getirecekti. Lambretta ile Brixton'ın şirketi aynı ve Lambretta şey demiş. Evet Lambretta'yı alırsanız 100 tane de Brixton alacaksınız. Hmm. Arada kaktırma. Kaktırmış ya. Aa, zorunlu evet. Bayağı yani. Bunu alacaksan aynen. Ancak bunu da veririm. Onlar da bir mırın kırın da aldılar tabii ama ondan sonraki performansını görünce aletin Brixton'ın. Çok talep gördü. Evet yani işte 40'ın üstünde değil mi Bahadır? 40'ın üstünde biz sadece sattık. 100 tane gelmişti zaten. Oo, süper makine. Rakam o zaman. En güzel yanı böyle şeyleri mesela gördüğün zaman ben kendimi tutamıyorum. Herhangi bir başka standart makineyle hiç uğraşmak istemiyorum ama onlara işte eşimin çantalarını alıp montajlıyorum. Gidiyorum bir yerlerden bir şeyler bulup onu montajlıyorum. Oynamaya ve üretmeye yönelik beni çok mutlu eden, haz veren bir anda bir üslup ortaya çıkıyor. Ve ondan dolayı da o makineleri gören insanlar diyorlar ki zaten çok pahalı olmayan, İşte bir Triumph veya bir Ducati'yi almaya kalksan 150, 100, 200 bandında olan oranlar burada 30, 40, 50 bandına düşüyor. Üçte birine düşüyor. Ve üstüne de istediğin gibi oynama yapabiliyorsun. Yani uçabiliyorsun. Öyle çok ikinci, üçüncü motoru olarak böyle yaptıran benim müşterilerim oldu. Ve çok mutlu biniyorlar. Çünkü üstündeki motor da Suzuki'nin kırılamaz diye addedilen hem 125'i hem 250'si olan motorlar. Çok dayanıklı makineler. Öyle de bir güvenleri de var. Şöyle ekleme yapayım ona. 2 sene önceydi galiba fuarda. Brixton'ın bir standı vardı ve orada senin tasarlamış olduğun. Ben yaptım o standı. Kastümize etmiş evet, olduğun evet, evet. Motorlar duruyordu. Evet. Ben demiştim ki abi Brixton'ın ne güzel motorları varmış. Var. Yeni gelenleri ne kadar güzelmiş falan dedim. Sonra dediler ki işte Kamil Bey onu yaptı. Evet. Tasarladı falan. Ben de burada görürüz diye geldim ama satmışsın galiba abi. Abi durmuyor. Brixton'un ikinci elinin bu kadar korkunç bir şekilde gidiyor olması da mesela bizi fiyat mutlu ediyor. Çok uygun ve hakikaten sağlam motor. Sağlam abi niye yani fiyat uygun olabilir ama çoğu insan da girmeye de bilir. Bir de şöyle bir şey duydum abi sen de bilirsin tabii ki. 250'li de gelecekmiş. Evet. Önümüzdeki aylarda İlk, 125'lik kaç tane ve... gelmişti? 3 tane fuara yetiştiremedikleri 2 ay sonra gelen 3 tane 250'lik geldi. Onlar da mesela tek ürün olmasına rağmen nasıl bir güven verdilerse insanlara hemen insanlar aldı onu. Hani bizim dükkanda çok kalamadı 250'ler ve üstünü custom da yaptık. Lambretta'lar ne zaman geliyor?
Abi Lambretta iki tane vardı fuarda sergilenmek üzere. Ben o iki tanesini hemen sattım. Ha, piyasada şu anda kullanılıyor yani. İki tanesi kullanılıyor. Bir tanesi Dacia'da galiba değil mi Bahadır? Bir tanesi de Bodrum'da. Evet. Onlar mesela o da çok özellikli makine. Brixton'lardan önce gelecek Nisan ayı gibi. Mayıs'ın ilk haftası üstüne biniyor oluruz. Süper. Burada da müjde deha bile almış olduk. Brixton'lar geliyor 125'lik ve 250'likler. Lambretta'lar geliyor ki özel bir markadır Lambretta. Aynen. Peugeot'un da var olan yeni modelleri, yeni üretimleri var. Görmek isterseniz Teker Road Fulya'da bulabilirsiniz. Kesinlikle. Kahvede ücretsiz bu arada. Oo süper. Abi çok gelen olur o zaman. Olsun. Çocuklar ne olacak lan kahvede? Ha, doğru söylüyorsun. Evet, mis aynen. gibi eğleniriz valla. Aynen. Onunla ilgili bir sorunumuz yok. Süper. Peki abi benim şöyle bir teşhisim var. Katılır mısın bilmiyorum. İnsanların isimleri ve soy isimleri yaşam tarzlarını belirler diye düşünüyorum ben. Evet, mesela. Senin adın Kamil olmadığı için sen böyle bir uzaktan konuşabilirsin. Hayır, o konuya girmeyeceğim. Manyak mı lan hayır. Bu adam? Yeter be. Çıkma sakın. Hiçbir zaman kesme gebertirim seni, tamam mı? Evet. Oradan başlamayacağım. Sen beni yanlış anladın abi. Evet. Kamil değil. Soyadın Güler değil mi abi? Evet. Senin soyadın, senin bütün şeyini ne denir onunla? Duruşunu, hayata bakışını falan etkilemiş gibi geliyor bana. Çünkü güler yüzlü bir insansın bence. Yanlış mıyım bu konuda? Senin soyadın ne mesela? Yılmaz. Ben de hakikaten yılmayan bir adamım. Ben. Oğlum bu çok saçma bir teori. Abi vallahi bile gerçek bu ya. Böyle yani. Yani benim babamın da soyadı Güler doğal olarak. Hiç gülmüyor mu? Rahmet eylesin Allah. Allah rahmet yani eylesin. Öyle bir durum da var. Ama yani evet tamam Güler'di ama öyle çok da sinirli asker bir adamdı zaten. Hayır yani sen de sürekli böyle kahkaha atan bir adam değilsin ama yüzün güleç. Yavşak değilim ben. Hayır, evet. Siman güleç yani. Siman İnsan güleç. Yakın hissediyor kendini. Evet sempatiyim ben. Yakışıklı değilim. O zaman katılıyor musun bu tezime? Hayır. Peki, bir tamam. Genellemedir diye düşünüyorum. Bir genellemem daha var. Lütfen. Bazı oyuncular vardır abi. Bela lan bu. Vallahi bela. Git lan buradan. Allah Allah. Şöyle ki ismini soyadını biz şimdi bir sokak röportajı yapsak, sorsak herkesin tanıdığı isimler vardır. Evet. Herkes evet tanıyorum şurada oynadı burada oynadı diye. Ama bazı oyuncular vardır. Kime sorsan tanımaz ismini soyadını. Evet. Ama fotoğrafını göstersen aa ben bunu tanıyorum. Tanıyorum der. En son işte Çiçek Taksi'de gördüm. Şehnaz Tango'da gördüm. İşte Cem Yılmaz'ın filminde gördüm falan diye. Sen öyle bir oyuncusun gibi geliyor. Ben öyle bir oyuncuyum. Bu kadar yorum diyorsun. Teşekkür ben. Ederim. Ama abi öyle bitirmeyelim. Şöyle bir şey. Hani öyle sadece öyle bir oyuncu değilsin. Bir taraftan da hani evet. Bazı oyuncuları domestize edilir ya abi. Domestik alan diye. İşselleştirir insanlar, izleyiciler. Ne diyor oğlum bu? Domestik dedi lan. İç hatlar gibi. Aynen iç hatlar. Evet. Domestize etmek, içselleştirmek, anladım, aileden anladım. Biri olarak görmek evet. anlamında kullandım abi. Seni öyle... Evin oğlu şekli. Aynen sen anladım. Öyle görünen bir oyuncusun gibi evet, geliyor evet, bana. Evet. Buna katılıyor musun? Buna katılıyorum. Oh nihayet bir tezime katıldı. Şükür. Evin oğlu evet gerçekten öyle bir durumum var benim. Eyvallah abi güler yüzün için, misafirperverliğin için. Ne tatlısın sen ya sen çok misin? Teşekkür ederim. Evet. Böyle bir yer kurduğun için, örnek olduğun için de teşekkür ederim abi. Çünkü biz kanal olarak sadece motor tanıtalım, sattıralım. Motor incelemesi yapalım değil de kültüre hizmet etmeye çalışıyoruz. Bence bu mağaza motosiklet kültürüne hizmet ediyor. Bu yüzden teşekkür ediyorum abi canım. Çok tatlısın. Böyle bir görüşün olması ve insanların geldiği zaman senin söylediğini, yakın şeylerini söylemesi de zaten bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Tabii ki hatalarımız da vardır. Bizden memnun olmayan insanlar da vardır. Ama galiba ilk hedefimiz kendimizin memnun olması. Zaten öyle başlıyor abi. Öyle başlıyor. O yüzden de mesela o yüzden de dedim virgül koyup mesela cümleyi sana bırakabilirim. Orada da ben böyle beklerim. Evet, böyle kalırım. Yani. Evet, aynen kalır. Bir şey yapamam. Evet, evet. Bir şey daha ekleyeyim. Kamil abi bu Brixton'la bahsettik ama hani aşağıda bu görmüş olduğunuz tasarımların çoğunu el atıp kendisi yapan birisi. Yani evet oyuncu çok para kazanıyor belki çok büyük böyle şey yapıyor falan ama hani bu işin birebir içerisinde bütün motosiklet modellerine müdahale etme. Yarın maliyeciler gelseydi Bahadır. Ne oluyor diye. Onu da söylemiş olayım. Abi çok tatlısın. Bu tamamen keyif işi. Ben de çok keyif aldığım için oyunculuğu biraz daha geri plan alıp daha seçici davranıp eğleneceğim şeyleri yapıyorum. Bu tarafta da dükkanda aşağıda serviste burada arkadaşlarımız da burada çalışan Bahadır da mesela oyuncudur. 9 Eylül mezunu. Aha biliyorum. Serhan da oyuncudur. Herkes mesela oyuncu olarak burada hizmet veriyor ve herhalde burası da bizim oyun alanımız gibi bir duruma dönüştü. Çünkü her an açılan bir telefon, her an içeri giren bir adamla beraber burada tatlı bir drama veya komedi yaşanıyor. Bu da bizi memnun ediyor. O yüzden de tekrar ayaklarına sağlık. Böyle düşünüyor olman da çok hoşuma gitti. Eyvallah teşekkür ederim abi. Bölümümüzü burada bitirelim. Tekerruat Fulya. Fulya'da gelip ziyaret edebilirsiniz. Burada güzel zaman geçirebilirsiniz. Kahveler de beleşmiş. Kamil abi teşekkürler. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Seyredin bu çocuğu.